kendisi, buyurun. Şetartalı sen misin? Yoo, bizim malikanemiz falan yok. Öylesine söyledim. Tamam, bir dakika. Abi, anneme söyler misin? Şetartalam kendisiyle konuşmak istiyor. Samim, telefona sen bakıver çocuğum. Şetartalana söyle, şimdi uyuyorum. Telefonda konuşamam. Hayda! Ya Şetartalam'la da mı küstünüz ya? Tamam be! Hani bugün sende bir şey var ha? Alo! Şetartala benim, Samim Saka! Ya annem şimdi uyuyor da, hani daha sonra arasan diye. Hı? Tamam peki, söylerim. Anne! Şetartalam diyor ki, uyuyon de ya, yalan söylemesin, ne dediğini duyuver eyyon. Ya duyuver eyyon de ya! Ama be diyor işte ya! Halana söyle Samim, onunla konuşacak bir şeyim yok. Hala! Hala! Kapamış ya. Ya iyi be! Ya bu yaştan sonra bir de posta güvercini olduk ha! Hatta cep telefonu kartlarından. Arada biz olmadan kimse iletişim sağlayamıyor ya. Ya hoşuna gitmiyor mu Samim? Keyfin bilir çocuğum. Ben de bundan sonra telesekreterim kullanırım. İyi mi? Ya ne dedim anne ben şimdi sana ya? Hayret bir şeysin ya. Bugün bir acayiplik var sende ha. Hasbinallah. Ay kulaklarımda bir uğultu var, hiç işitemiyorum. Ayı böğürtüsü gibi bir ses geldi. Aman be, ne halin varsa gör. Artık yatsak diyorum ha? Geç oldu. Koltukta da uyunmaz ki. Ne 46'sı lan? Manyak. Gecenin bu vaktinde. 46 diye bir herif aradı. Allah Allah. Ulan 46 türlü telefon manyağı türedi be. Hadi kızım sen de yat artık. Hadi. Tamam baba sen git yat. Hadi ben de yatarım. İyi geceler. Daha fazla. Sıdıka, ya benim bu ninja yıldızını gördün mü? Anneme vermiştim, uçlarını sivriltecekti. Ama şimdi küsüz diye soramıyorum da. Hayır yani yarın açık havada atış antrenmanı yapacağız da lazım. Vallahi bana söyleyeceğini hiç sanmıyorum. Ben onunla daha önce küsmüştüm. Hayda, ben şimdi onsuz ne yaparım yarın ya? Bana bak kız abi, mutfakta böreğin yanına tırtık yapmaya yarayan bir alet var ya, he? Onu al. Dalga geçme kız! O ne be? Ne olmuş kız abi? Hiç işte, salağın biri karşı apartmanın birinci katına motosikletiyle daldı. Yapma. Vay salak vay ya. Sevgili günlük, küsmeyi çocuklara özgü bir şey sanıyordum. Oysa bugün annem bana, babama ve abime küstü. Aynı evin içinde birbirimizle konuşmuyoruz. Bu çok tuhaf bir durum. Birbirimizi görüyor, düşünüyor, dinliyor ama konuşmuyoruz. Ayrıca konuşursak ne olur? Bu işin yaptırımları nedir? Bu gibi davalarda hangi mahkemeler yetkilidir? Bunların hepsi karanlıkta kalan sorular. Küsmenin çocukça olduğunu galiba bu yüzden düşünmüşüm. Abim, annemle küs ama bak gör, aradığı ninja yıldızını sabah başucunda bulacak. Sonra babam, annem en az 15 dakika uğraşır onu uyandırmak için. Zorla kahvaltısını da yaptırır. Bu küslük böyle bir şey işte. Ya da annem böyle bir insan. Tombik, aksi ve iyi kalpli. Çelişkiler yumağı diyeceğim ama yumak denmez anne.